Arkadaşlar, bu föyümüzde görüntüleme teknolojileri, yarı iletken teknolojisi, süper iletkenler, nanoteknoloji ve lazer ışınlarından bahsedeceğiz. MR görüntüleme, canlıların iç yapısını görüntülemek için tıpta kullanılan metotlardan bir tanesidir. Çözümleme gücü en yüksek radyolojik görüntüleme yöntemidir. MR cihazında süper iletken ve çok güçlü manyetik alan kullanılır. Aynı zamanda zararsız radyoaktif maddeler de kullanılmaktadır. Güçlü manyetik alan vücudun görüntülenecek bölgesindeki hidrojen atomlarının çekirdeğini titreştirir. Bu atomlara radyo dalgaları gönderilir ve geri yansıyan dalgalar bilgisayarda görüntüye dönüştürülür. Röntgen cihazlarında X ışınları kullanılmaktadır ve bu en eski görüntüleme yöntemidir. X ışınları Wilhelm Conrad Röntgen tarafından bulunmuştur. Vücutta kaslardan geçen X ışınları kemik gibi dokulardan geçemez. Bu özelliği sayesinde fotoğraf filmine vücudun iç yapısının görüntüsü oluşturulur. Kolay ve ucuz olan bu yöntemde radyasyon tehlikesi vardır. Hamilelerin röntgen çektirmesi bu nedenle yasaklanmıştır. Röntgen ile yumuşak dokular tam görüntülenemediği için radyoskopi denilen yöntemle bu dokuların görüntüsü oluşturulur. Bilgisayarlı tomografide X ışınından faydalanarak vücudun tamamı ya da bir bölümünün kesişsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik bir yöntemdir. Bilgisayarlı tomografi, röntgen cihazının yetersiz olduğu yumuşak doku kontrastına sahip olduğundan dokuların açıkça görüntülenmesini sağlar. Görüntülenecek bölge X ışınlarına maruz bırakılır. Vücudun yoğunluk farkına göre X ışınları da farklı oranlarda geçerek bilgileri bilgisayara gönderir. Bu verilerle teşhis konulmaktadır. Sonar cihazı, ses dalgaları diğer dalgalar gibi yansıyabilir. Ses ortamdaki yayılma hızı ve yansıma özelliğinin keşfedilmesine itibaren teknoloji yardımıyla yön bulma, derinlik ölçme gibi konularda kullanıldı. Deniz ve göllerde ışık çok fazla derinliğe inmeden soğurulur. Bu yüzden derinlik hesaplamada ışık yerine ses dalgaları kullanılmıştır. Ses su içerisinde havaya göre daha hızlı ve daha iyi iletilir. Bu özelliğinden ötürü deniz ölçümleri ve haritacılıkta akustik çalışmalardan yararlanılır. Sonar cihazından çıkan dalgalar cisimlere çarparak geri döner. Gelen dalgaların hareket doğrultuları ve kaynağı geri dönme süreleri hesaba katılarak cisimlerin yerleri tespit edilmiştir. Aynı işlem deniz ve göl tabanlarının şeklini de ortaya çıkarır. Sonarlar günümüzde askeri araçlar dışında deniz haritacılığı, derinlik ölçme, sismik ölçmeler ve balıkçılıkta balık sürülerinin yerlerini hesaplamak için kullanılmaktadır. Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar çok yüksek frekanslı ses dalgasıdır. Çok yüksek frekanslı ses oluşturmak için piezoelektrik kullanılır. Piezoelektrik olay, kuars gibi kristallerin mekanik ve elektrik enerjilerinin birbirine çevrilmesine dayanır. Bunun için de transdüserler kullanılmaktadır. Transdüserlere yerleştirilen kristale gerilim uygulanması elektrik enerjisinin kristalde genişleme, daralma şeklinde mekanik enerjiye dönüşmesine neden olur. Bunun sonucunda ultra ses dalgaları oluşur. Ultrasonografi vücudun belirli bölgelerinde yüksek frekanslı ses dalgaları gönderme ve bu dalgaların geri yansıması ile görüntü oluşturma yöntemidir. Kullanımı kolaydır. Ayrıca radyasyon riski de yoktur. Özellikle anne karnındaki bebeğin incelenmesinde sıkça kullanılır. İnsan vücudunda her dokuda ses hızı farklı yayılır. Ses hızı kemiklerde en fazladır. Transdüserler ile elde edilen ultra ses dalgaları prop denilen insan vücuduna temas eden cihazla dokulara gönderilir ve dokulardan yansıyan ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürür. Böylece bilgisayar ekranında görüntü oluşturulur. Özellikle yumuşak doku organlarının incelenmesinde temel tanı yöntemidir. PET,
yani pozitron emisyon tomografisi görüntüleme cihazı. PET nükleer tıpta kullanılan en gelişmiş görüntüleme yöntemidir. Vücuda verilen radyoaktif madde tarafından salınan pozitronların atomların serbest elektronlarıyla yok olma tepkimesi yapmasıyla gama ışınları açığa çıkar. PET cihazları açığa çıkan gama ışınlarının dedektörler tarafından tespit edilip bilgisayarda görüntüye dönüştürülmesidir. Onkolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bu cihazlar kullanılmaktadır. Termal kamera, canlı ve cansız tüm varlıklar kızılötesi ışın yayar. İnsan gözü bunları algılayamaz. Termal kameralarda ise en önemli parça olan dedektör kızılötesi ışınlara karşı duyarlıdır. Kızılötesi ışınların dalga boyuna göre nesnenin yüzey sıcaklığını belirler ve insan gözünün algılayabileceği biçimde termal bir görüntü haline getirir. Kızılötesi ışınları görünür hale getirmek için dedektör bu ışınları kayıt edip elektrik sinyaline çevirir ve bu sinyallerin çeşidine göre termal kamera ekranında görünebilir bir renk verir. Termal kameraların en önemli özelliği çıplak gözle görülmeyen dalga boyuna sahip ışınları görülebilir dalga boyu ışık saçan görüntüye çevirmesidir. Radarlar elektromanyetik dalga çeşitlerinden olan radyo veya mikrodalga ile çalışır. Radardan hedefe dalgalar gönderilerek bu dalgaların hedeften yansıması ile alıcı tarafından hedefin tespiti sağlanır. Böylece radar sayesinde elde edilen verilerle hedefin uzaklığı, hareket yönü, şekli ve hızı gibi bilgilere ulaşılmış olur. Radarlar kara ve hava trafiğini denetleme, navigasyon, meteorolojinin ihtiyaçları, yer altındaki varlıkların tespiti, askeri alanda savunma gibi birçok alanda kullanılmaktadır. LCD teknolojisi, LCD kelime itibariyle sıvı kristal göstergedir. Yani LCD teknolojisinin en önemli yapı taşı sıvı kristallerdir. Hem sıvı hem de kristallerin özelliğini taşıyan materyal kullanılmıştır. Araştırmalar sonucunda sıvı kristallerin sıvı hale, katı hale göre daha yakın olduğunu gösterir. Bu maddeye biraz daha ısı verilirse tamamen sıvı hale dönüşür. Kullandığımız laptopların sıcak ve soğuk ortamlarda farklı tepkiler vermesinin nedeni budur. Sıvı kristallerin en önemli özelliği elektrik akımı sayesinde molekül dizilişlerini değiştirebilmeleridir. Işığın polarize edilebilmelerinden yararlanılarak görüntü elde edilir. Bir sıvı kristal gösterge 4 temel bileşenin üst üste binmesiyle oluşturulabilir. Aşağıdaki durumları kullanılan LCD'ler görüntüyü oluşturur. 1. Işık polarize edilip kutuplaştırılabilir. 2. Sıvı kristaller ışığı değiştirerek iletebilir. 3. Elektrik akımı sıvı kristallerinin dizilişini değiştirebilir. 4. Elektriği iletebilen şeffaf yüzeyler vardır. Evet, yukarıdaki şemada gösterildiği gibi ekranda istenilen noktalar ışığın birbirine dik olarak polarize edilerek ekranda görüntü oluşturmazken ekranda istenilen noktalar renkli olarak gözlenebilir. Bu işlemin hızlı yapılması sayesinde ekranda hareketli görüntü oluşturulabilir. LCD televizyonlarda akan görüntü oluşturmak ve hızlı değişim sağlanabilmesi için ince film halindeki transistörler kullanılır. Bu transistör sayesinde ekran üzerindeki tüm noktaların koordinat sistemi gibi adreslenmesi sağlanır. Hangi nokta renklendirilecekse o nokta transistörler sayesinde işaretlenip renklendirilir. LCD ekranların boyutları büyüdüğünde transistör miktarı arttığından arızalanma riski artar. Bu yüzden LCD ekranlar aşırı miktarda tek parça olarak büyütülemez.
Plazma teknolojisi, tüplü televizyonların yüzeyleri eğrisel olduğundan her açıdan düzgünce görüntülemez. Ancak plazma ve LCD televizyonların ekranları düz olduklarından hemen hemen her açıdan aynı kalitede seyredilebilir. Plazma teknolojisinin esası piksele dayanır. Pikseller ise daha küçük olan subpiksellerden oluşur. Ekranın tamamını oluşturan bu subpikseller ana renkli ışık olan kırmızı, mavi ve yeşil renklerden sadece birisine yayabilen minik floresan gibi davranır. Aynı piksel içinde olan birden fazla piksel ışık yayar. Bu ışıkların bileşimi yardımıyla o piksel ara tondaki renklerde de algılanabilir. Subpiksellerin uyarılıp ışık yayması için ksenon, neon gazları iki cam tabaka arasına yerleştirilir. Bu gazlar milyonlarca küçük kabarcıklar halindedir. Bu kabarcıkların aralarından çok ince teller geçer. Bu teller üzerinden akım geçirilerek kabarcıklar içindeki gazlar iyonlaşarak uyarılır. Böylece maddenin dördüncü hali olan plazma elde edilir. Plazma ekranın esasını oluşturan bu plazmadır. Kabarcıklardan çıkan fotonlar subpiksellere çarpar ve onları uyarır. Subpiksellerde ışık ışını saçarak piksellerin renklenmesini sağlar. Ekranın hemen önündeki fosfor tabakaya çarpan ışınlar daha görünür ve canlı hale gelir. Sağlık, savunma, sanayi ve diğer bazı alanlarda kullanılan termal kamera, PET ve sonar görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntülerin fiziksel olarak oluşma prensipleri karışık olarak aşağıda verilmiştir. 1. Elektronların anti parçacıklarıyla birleşmesi sonucu yayılan ışınlar dedektörler yardımıyla sayılarak görüntü oluşturulur. 2. Bir hedefe çarparak geri yansıyan ses dalgaları dedektörler yardımıyla algılanarak hedefin görüntüsü oluşturulur. 3. Bir cisimden yayılan kızılötesi ışınlar dedektörler yardımıyla algılanarak cismin görüntüsü oluşturulur. Buna göre görüntünün oluşma prensibi ile görüntüleme cihazı eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, şimdi birincisinde anti parçacıkların çarpıştırılmasıyla oluşan gama ışınları dedektörler tarafından algılanır demişti. Bunu yapan neydi arkadaşlar? PET. 2. Bir hedefe çarparak geri yansıyan ses dalgaları dedektörler yardımıyla algılanır. Bu da sonarda kullanılıyordu. 3. Bir cisimden yayılan kızılötesi ışınlar yine dedektörler yardımıyla algılanıp görüntü oluşturuluyor. Bu da termal kameralarda geçerliydi. Bu durumda cevabımız E şıkkı olacaktır. Ultrasonun çalışma şekli ve kullanım yerleri ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Ses dalgaları kullanılır. Evet, ultrason ses dalgaları ile çalışan bir görüntüleme yöntemiydi. 2. Dalgaların dokudan yankı yani eko yapması ilkesine göre çalışır. Evet, ses dalgaları dokulara gönderilip daha sonra yansıması yani yankı yapması ile çalışıyordu. Doğrudur. 3. Dalgaların vücuttaki farklı dokularda yayılma hızının farklı olmasından yararlanılır. Evet, bu da geçerlidir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Yarı iletken teknolojisi, elektriksel iletkenle yalıtkan arasındaki maddeler yarı iletken olarak bilinir. Normal şartlarda yalıtkan olan bu maddeler, ışık, sıcaklık değişimi, potansiyel fark uygulanması, manyetik alan uygulanması gibi dış etkilerle iletken haline dönüşebilir. Bu dış etkiler kalktığında tekrar yalıtkan duruma dönerler. Elektronik ürünlerin birçoğunda yarı iletkenler kullanılır. Elektronikte diyot, transistör vazgeçilmez devre elemanıdır.
Bu devre elemanları ise yarı iletkenlerden yapılmıştır. Silisyum, germanyum yarı iletken özelliğine sahip elementlerdir. Bazı organik bileşikler yine yarı iletken özelliği gösterir. Yarı iletken maddelere başka bir atom katılarak elektriksel özellikleri değiştirilebilir. Germanyum ve silisyuma farklı atomlar katılarak P ve N tipi yarı iletken malzemeler yapılır. Diyot, LED, transistör, fotovoltaik piller P ve N tipi yarı iletkenlerden yapılmaktadır. Diyotlar elektrik akımını tek yönde ileten yarı iletken devre elemanıdır. Diyotlara alternatif akımı doğru akıma çevirebildiği için doğrultmaç da denir. Diyot P ve N tipi yarı iletkenlerin uçları üst üste getirilerek yapılmaktadır. P ve N tipi yarı iletkenlerden 3 tanesinin birleştirilmesiyle yapılan transistör, elektrik akımı ya da gerilimini artırma özelliğine sahip 3 ucu olan devre elemanıdır. Transistör akımın geçip geçmemesini kontrol edebildiğinden otomatik anahtar görevi de yapmaktadır. Çok az yer kapladığı, maliyeti düşük ve az enerji harcamasına karşılık transistörler çok büyük görev yaparlar. Transistörlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi sinyal yükseltici olmalarıdır. P ve N tipi yarı iletkenlerden 3 tanesinin birleştirilmesiyle yapılan transistör, elektrik akımı ya da gerilimini artırma özelliğine sahip 3 ucu olan devre elemanıdır. Transistör akımın geçip geçmemesini kontrol edebildiğinden otomatik anahtar görevi de yapar. Çok az yer kapladığı, maliyeti düşük ve az enerji harcamasına karşılık transistörler çok büyük görev yaparlar. Transistörlerin en önemli özelliklerinden biri de sinyal yükseltici olmasıdır. Bu nedenle radyo, televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve daha birçok cihazda ses yükseltici olarak kullanılırlar. Ses yükseltici, gerilim ve akım yükseltici elektronik cihazlara amplifikatör denir. LED teknolojisi. LED kelimesi İngilizce'de ışık yayan diyot anlamına gelen kelimelerin baş harflerinden oluşur. LED'ler elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarıdır. LED bir çeşit diyottur. LED'lerde ışık üretimi eksi kutuptaki elektronların ve artı kutuptaki boşlukların yani artı yüklü davranan elektron eksikliklerinin cihaz içinde aktif olan özel bir bölgede bir araya gelmesiyle oluşur. LED'den akım geçirilirse enerji seviyeleri farklı elektron ve oyuklar birleşebilmek için enerjilerin bir kısmını ışık yaymaya harcarlar. LED'lerle farklı renkte ışık üretmek için yarı iletken malzemeye galyum, alüminyum gibi malzemeler katılır. Diyot ışığı geçirmesi için şeffaf bir plastik maddeyle kaplanır. LED teknolojisinin gelişmesiyle birlikte geliştirilen ürünler birçok alanda kullanılmaktadır. Günümüzde LED'ler aydınlatmada, araçların farlarında, akıllı telefonların ekranlarında, LED televizyonlarda, tarımda seralarda, küveze alınan yeni doğan bebeklerin bulunduğu ortamda ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Güneş pillerinin yapısı P ve N tipi yarı iletkenden oluşan diyotlara benzer. Fotoelektrik olay prensibine dayanarak fotonlar kopartılan elektronları harekete geçirerek elektrik akımı oluşturur. Bu akım doğru akım yani yönü tek olan akımdır. Oluşan bu akım sayesinde akü, pil gibi elektrik elemanları şarj edilerek doldurulur. Güneş pillerinin üst yüzeyleri önleyici kaplama ve korumalardan oluşur. Yüzey çok kırılgan olduğundan böyle bir koruma çatlama ve kırılmaları önlemek için önemlidir. Ayrıca yüzeyde güneş ışığının yansımasını engelleyen anti reflektif kaplama vardır. Böylece verim artar. Güneş pilleri fotovoltaik pil olarak da adlandırılabilir.
Güneş enerjisi kullanımı her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Dünya nüfusu son yılda 4 katına çıkarken enerji ihtiyacı 16 kat artmıştır. Yapılan çalışmalara göre 2050 yılında enerji ihtiyacı 23 terawatt olarak bulunacaktır. Bu da 2050 yılına kadar her gün 1 gigawatt güce sahip nükleer santral yapılmasını gerektirecek kadar enerjidir. Dünya üzerindeki toplam güneş gücü 120 bin terawattır. Bu rakam da gösteriyor ki güneşin gücünden ve enerjisinden faydalanmak çok önemli. Güneş çok büyük bir enerji kaynağıdır. Bundan dolayı ondan faydalanabilmek önemlidir. Gelişmiş ülkeler bundan yararlanmaya çalışmaktadır. Bu yüzden ülkemizin bu konuda daha fazla proje ve yatırıma ihtiyacı vardır. Süper iletkenlik, kelime manasıyla maddenin elektrik direncinin sıfır olması durumudur. İlk kez 1911 yılında Hollandalı fizikçi olan Heike Onnes çok düşük sıcaklıkta civanın süper iletken olduğunu bulmuştur. Sonraki yıllarda bir kısmı yine Onnes tarafından tespit edilmek üzere iki düzineden fazla elementin ve binlerce metal alaşımının farklı şartlar altında süper iletken olabileceği anlaşıldı. Bugün bile bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Yüksek hızlı trenlerin raylarında oluşturulan büyük manyetik alan sayesinde sürtünme azalmaktadır. Bu da büyük hızlara ulaşmada kolaylık sağlar. Bu olay süper iletkenlerin levitasyon özelliğinden kaynaklanmaktadır. Süper iletkenler MR cihazlarında ve parçacık çarpıştırıcılarda da kullanılmaktadır. Nanoteknoloji. Nano kelimesi Yunanca'dan gelmekte olup cüce manasına gelir. 1 nanometre 10 üzeri eksi 9 metredir. Nanoteknoloji, atomların ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek ve maddeyi atomik boyutta kontrol etmeyi amaçlar. Atom dizilişlerini istenilen şekilde yapmak kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde sadece fizikte değil, biyoloji, kimya, tıp gibi alanlarda da nanoteknoloji kullanılmaktadır. Nanoteknolojide kullanılan malzemelere nano malzeme denir. Malzemeleri nano seviyesinde inceleyen bilim de nanobilimdir. Nano seviyede maddenin büyüklüğü azalır, elektronik davranışları değişir. Birçok iletken, yarı iletken ve yalıtkan nano malzemelerin mekanik, manyetik, optik ve kimyasal özellikleri değişir. Örneğin bakır normalde ışığı geçirmezken nano seviyede ışığı geçirir pozisyona gelecektir. Silikon normalde yalıtkan iken nano seviyede iletken olur. Hiç reaksiyona girmeyen altın nano seviyede çok aktif bir hale geçer. Nano malzeme olan karbon nanotüp geleceğin malzemesi denilebilir. Çünkü çelikten 30 kat daha fazla yük, bakırdan 1000 kat fazla akım taşıyabilir. Karbon nanotüpler sayesinde düz ekran televizyonlar yapılmaktadır. Kurşun geçirmeyen, leke ve bakteri tutmayan kumaşlar üretilmektedir. Küçük ölçekli, yüksek kapasiteli sabit diskler yapılabilmektedir. Lazer ışınları. Temel hal düzeyinden yüksek enerji düzeyine uyarılmış bir atom düşük enerji düzeyine indiğinde foton salar. Atom bu olayı kendiliğinden yapabilir. Ancak burada salınan fotonlar gelişigüzel olmaktadır. Işınlar aynı faz ve frekansta olmazlar. Bazı atomlar ise birinci uyarılma seviyesine çıkarılan elektronlar temel hale kendiliğinden inemezler. Bunun için bir dış tetikleme etkisine ihtiyaç duyarlar. Yani birinci uyarılma seviyesiyle temel hal arasındaki enerji farkına eşit bir foton atoma gönderildiğinde elektron aşağıya iner ve gönderilen fotona eşit değerde foton salar. Bu iki foton
yakın olan aynı durumdaki atomlardan aynı şekilde foton salmasını sağlar. Bu olay çok kısa bir sürede aynı frekans ve fazdaki foton demetine dönüşür. Bu olaya uyarılmış emisyon denir. Lazer ışığı da bu uyarılmış emisyonla elde edilmektedir. İçi katı sıvı veya gaz madde ile doldurulan lazer tüpünün bir ucunda tam yansıtıcı ayna, diğer ucunda ise yarı yansıtıcı ayna bulunur. Lazer tüpüne dışarıdan enerji verilerek ortamda bulunan atomları kararsız hale geçirirler. Kararsız ve uyarılmış haldeki atomlara çarpan fotonların etkisiyle bu atomlar da foton salarak ve kararlı hale geçmeye çalışırlar. Yayılan bu fotonlar tüpün içindeki aynalardan yansıma yaparak döner ve olayı hızlandırırlar. Bu arada uyarılma sonucu ortamdaki fotonların sayısı da artar. Atomların büyük çoğunluğunun foton yaymasıyla ışık kuvvetlenir. Kuvvetlenen bu ışık yarı yansıtıcı aynayı delerek dışarıya çıkar. Lazerler günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. CD ve DVD okuyucularında, iletişimde, endüstride, metal kesiminde ve kaynak yapımında, delme işlemlerinde, kimyasal analizlerde, kanserin tedavisinde, tıbbi teşhislerde, dermatolojide deri hastalıklarının tedavisinde, istenmeyen tüylerin yok edilmesinde, yaraların iyileştirilmesinde, askeri ve savunma sanayinde, hedef tespitinde, optik sanayi gibi daha birçok alanda lazerden doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanılmaktadır. LCD ekranlarda görüntü oluşuma ışığın nokta nokta oluşturulur. Yukarıdaki bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet, LCD ekranlarda görüntü mü oluşumu mu neyle sağlanırdı arkadaşlar? Işığın polarize edilmesiyle oluşturuluyordu. O zaman cevabımız A şıkkı olacaktır. Sonar cihazlarında kullanılan dalga çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Sonar cihazlarında ses dalgalarından yararlanıyordu hatırlarsak arkadaşlar. Bu durumda cevabımız D şıkkı olacaktır. Anne karnındaki bebeğin görüntülenmesi için kullanılan ultrason cihazında X ışını yerine ses dalgası kullanılır. Bundan dolayı bu ultrason cihazı ile aşağıdakilerin hangisi benzerlik gösterir? Evet, ultrasonda ses dalgaları kullanılır. Ses dalgası başka nerede kullanılırdı arkadaşlar? Sonar cihazlarında da yine ses dalgasından yararlanılıyordu. O zaman B şıkkı ultrasonla benzer özellik gösteren cihazdır. Yukarıdakilerin hangileri görüntüleme cihazıdır? MR radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir görüntüleme tekniğidir. O zaman bu cevabımızın içerisinde yer alacak. 2. Tomografi. X ışınları yardımıyla tanıma ve teşhis için kullanılan görüntüleme tekniğiydi. Bu da cevabımızın içinde yer almalı. 3. Sonar. Ses dalgalarının yansımasından yararlanılan bir görüntüleme yöntemiydi. O halde bu da cevabımızın içerisinde vardır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Güneş pillerinin diğer adı nedir? Evet, güneş pillerinin diğer adı fotovoltaik pildi. Cevabımız A şıkkı. Bir maddenin süper iletken olabilmesi için maddeye aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Maddeler hangi durumda süper iletkenlik özelliği gösteriyordu arkadaşlar? Çok düşük sıcaklıklarda. O zaman maddeyi ne yapmamız lazım? Soğutmamız gerekir. C şıkkı. X ışını ile görüntüleme yapan cihaz aşağıdakilerden hangisidir? Evet, A MR cihazı diyor. MR radyoaktif madde kullanılarak yapılan bir görüntüleme cihazıydı. O yüzden bunu geçiyoruz. Sonar cihazı demiş C şıkkında.
Sonar cihazında ses dalgaları kullanılıyordu, X ışınları değil. D. Termal kamera. Termal kameralarda termal ışımalardan yararlanılıyordu. O yüzden bunu da geçiyoruz. LCD ekranlarda sıvı kristallerin ışığı yansıtması ilkesiyle çalışıyordu bunlarda. Bunu da geçtik. Tomografi cihazlarında ise X ışınları kullanılıyordu arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki cihazların hangilerinde radyasyon tehlikesi yoktur? 1. Manyetik rezonans yani MR. Burada radyoaktif madde kullanılıyordu ama zararsız radyoaktif madde kullanıldığı için radyasyon tehlikesi yoktur diyebiliriz. 2. Tomografi. Tomografide X ışınları kullanılıyordu ve bunlar radyasyon tehlikesi taşıyan ışınlardı. O yüzden bunu geçiyoruz. 3. Sonar. Sonarda ses dalgaları vardı. Radyasyon tehlikesi yoktur. 4. Ultrason. Burada da ses dalgaları kullanılmaktaydı. O yüzden burada da radyasyon tehlikesi yoktur. Cevabımız E şıkkı olur. Yukarıdaki özelliklerden hangileri PET görüntüleme cihazına aittir? Evet, PET görüntüleme cihazında ne yapılıyordu arkadaşlar? İki karşıt parçacık çarpıştırılıp yok oluyordu ve bu yok olan bu iki parçacık yerine gama ışınları oluşuyordu ve bu ilkeye göre PET görüntüleme cihazı çalışıyordu. 1. Gama ışını elde edilir. Evet, bu yönteme göre çalışıyor demiştik çünkü. 2. Çift yok olması ilkesiyle çalışır. Evet, iki karşıt parçacığın birbirini yok etmesi mantığıyla çalışıyordu. 3. Ses dalgaları kullanılır. Burada ses dalgaları kullanılmaz arkadaşlar. Bu şıkkı geçiyoruz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir öğrenci K, L ve M görüntüleme cihazlarının bazı özelliklerinin cihazda olup olmadığını aşağıdaki tabloda gösteriyor. Öğrenci özellik cihazda varsa artı yoksa eksi işareti kullanıyor. Evet, tabloda hangi özelliklere bakmışız? Radyasyon tehlikesi, elektromanyetik dalga kullanımı ve mekanik dalga kullanımı. Buna göre KLM cihazları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, K'da radyasyon tehlikesi var. Elektromanyetik dalga kullanımı var. Mekanik dalga kullanımı yok. O zaman K'nın verilenler değerine bakacak olursak ultrason olamaz. Çünkü mekanik dalga var ultrasonda. MR radyoaktif madde kullanarak yapılıyordu. Ama radyasyon tehlikesi olmayan radyoaktif madde kullanarak yapılıyordu. O yüzden bunları geçiyoruz. PET'te de karşıt parçacıkların çarpıştırılmasıyla oluşturuluyordu. O yüzden bunu da geçiyoruz. Zaten K maddesini, K aletinden sadece E şıkkı kaldığı için elimizde cevabımız E şıkkı olacaktır. Ama diğerlerine de bakalım. L MR olabilir mi? Radyasyon tehlikesi yok. Evet, olabilir. Elektromanyetik dalga kullanımı, evet, MR'da elektromanyetik dalga kullanımı var. Mekanik dalga kullanımı yok. O zaman L MR olabilir. M'ye bakalım, ultrason olabilir mi? Radyasyon tehlikesi yok. Evet, ultrasonda yok. Elektromanyetik dalga kullanımı ultrasonda yok. Çünkü ses dalgası kullanılıyor. Ve mekanik dalga kullanımı var. Çünkü ses dalgası mekanik bir dalgadır diyoruz. Görüntüleme teknolojilerine ait cihazları çeşitli kategorilere ayıran yukarıdaki şemada 1, 2, 3 ile gösterilen kısımlarda aşağıdaki kısımlar hangi seçeneklerde doğru verilmiştir? Evet, görüntüleme teknolojilerini ikiye ayırmış. Önce tıpta kullanılanlar ve tıp dışı kullanılanlar diye. Tıpta kullanılanları da elektromanyetik dalga kullanılan ve mekanik dalga kullanılanlar diye ikiye ayırıyoruz. Tıp dışı kullanılanları da yine aynı şekilde ikiye ayırmış. Elektromanyetik dalga kullanılan ve mekanik dalga kullanılan diye. Evet, tıpta kullanılıp elektromanyetik dalga olan içerisindeki aletler bir tanesi PET olarak verilmiş, bir tanesi MR olarak verilmiş. Birincisi bize bırakılmış. O zaman bir sütununa bakacak olursak
Röntgende X ışınları kullanılıyor. Elektromanyetik dalga olabilir. Ultrason olmayacaktır. Çünkü burada elektromanyetik dalga değil, ses dalgası var. Bilgisayarlı tomografi de yine olabilir. Röntgen yine zaten olabiliyor. Ultrasona geçiyoruz. Yani B ve E şıklarını zaten birinci yazılması gereken yerden eledik. 2'de yine tıpta kullanılacak ve mekanik dalga ile çalışacak. Ultrason olabilir. Zaten B ve E şıklarını elediğimiz için diğer 3 şıkka bakmamız yeterli. Radar olmaz arkadaşlar. Çünkü radarda radyo dalgaları vardı. O da elektromanyetik dalgaydı. Hatırlayacak olursak. O yüzden bunu da geçiyoruz. 3'e bakalım. Tıp dışı kullanılacak ve elektromanyetik dalga olacak. Evet, iki şıkkımız var. Radar, bilgisayarlı tomografi. Evet, zaten bilgisayarlı tomografi tıpta kullanıldığı için otomatik olarak 3'te eleniyor. Geriye de bir tek A şıkkımız kaldığı için doğru cevabımız A olacaktır diyoruz.